Evet, Çanakkale'ye geldiğimiz zaman abiler, Hulusi abinin tabiriyle büyük mahşer diyor yani. Melhame-i Kübra. Melhame-i Kübra. Evet, Allah razı olsun. Büyük mahşer. Milletin bir varoluş destanı. Tabi Çanakkale'de tarihi bilgi olarak ben içimde uhde kalıyor. Bilmiyor kardeşler çünkü olur ya. Öğrenmemiş, bilmemiş. Bilen bilmeyene söyleyecek yani. İki savaş var. Bir deniz harbi. Muzaffer olmuşuz. 4 ay sürmüş bu. En şiddetli saldırılar Mart ayında gerçekleşmiş. Kahraman ecdadımız Osmanlı Allah'ın izniyle imanları mukabilinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da himmetiyle bu savaş kazandı. Neden? Efendimiz diyor çünkü bakmışlar ki savaşta işte Abdülhamid Han'ı akılla hissi bir arada tartamayan İttihat Terakkiciler indirmişler tahttan. O düşmanın dev asa savaş gemilerini görünce demişler biz bunlara demişler karşılık veremeyeceğiz. En iyisi biz kaçalım demişler. Bak tarih kitaplarında bu yok. Sultan Abdülhamid Han'a geliyorlar Beylerbeyi Sarayı'nda. O da çok kısa söylüyorum. Dire gafiller diyor siz daha çoğunuz hayatta yoktunuz veya okula gitmiyoruz. Ben Çanakkale'ye tahkim et dedim. Ne demek? Yani korunan bölge haline getirdim. Yaptırdığım tabyalar, koyduğum toplar diyor. Eğer yerinde duruyorsa gidin diyor. Orada savaşın diyor. Eğer onlar yerinde diyorsa Allah'ın izniyle düşman geçemez diyor Sultan Abdülhamid Han. Nasıl yaptırmış dediğim zaman çok enteresan işti bu. Hiç Çanakkale'ye gitmemiş Sultan Abdülhamid Han. O zaman yani 3G, 4G telefonlar da yok, akıllı telefon ki ya evladım şurayı göster de ta öyle bir şey yok. Burada Asaf Paşa isimdeki mimar komutanına tek tek tabyaların yapılacağı yerleri söylemiş. O da gitmiş yapmış. Bak Sultan Abdülhamid Han Çanakkale'ye gitmemiş. Nasıl oluyor? İşte yapmış. Hadi buna bir misal verelim. Sultan Abdülhamid Han hiç hacca gitmemiş. Ama her hac mevsimi onu Kabe'de tavaf ederken görmüşler. Böyle bir zat. Ama gelen nesle onu Kızıl Sultan olarak maalesef ihanet şebekesi tanıtmış. Ve neticede düşman da tabii diyor ya İhlas Risalesi'nde yani şeyleri, meslekleri şey olmasa da işlerine olan böyle tutkunluklarından dolayı men talebe ve cedde ve cedde. Kim ne isterse Cenab-ı Hak veririm diyor. Onlar da çok büyük böyle devasa orduları 18 tane büyük savaş gemisiyle gelmişler. Hepsi son sistem modern. Fakat iki şeyden korkmuş. O Çanakkale Savaşı'nı idare eden Çanakkale'nin savaşı zamanında İngiltere'nin savaş bakanı olan Churchill diyor ki ben iki yerden diyor endişe duyuyorum. Bir Erenköy Limanı'ndan, iki diyor Mecidiye tabiasından. Buraya çok dikkat edin diyor. Bak o da buraya gelmemiş. Ne diyoruz ona abi? Bir istikraç var, bir istidraç değil mi? Bunu da vermiş de. Sakın ya mesela devamlı telefon ediyor şeyle. Efendim şeyi çekiyor, mesaj çekiyor diyor ki Karanlık Liman işte diyor. Erenköy Limanı'na bakın diyor. Ben oradan çok endişe ediyorum. Nedir o Erenköy Limanı? Gemilerin boğazları bombaladıktan sonra dönecekleri en selametli bir koy. Geniş orada. Rabbimizin izniyle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da yardımıyla Çanakkale Boğaz Harbi kumandanımız Mirlava Cevat Paşa.
Yani bu savaşı kazanmaya Allah'ın izniyle muvaffak olan komutanımız. 18 Mart Arslanı. Şöyle diyor. Gece gördüğü rüyadan sonra Erenköy limanına dikkat etmiş. Bir askerine gül çiçek gördüğünü, ne anlamına geldiğini. Kumandanım demiş, Erenköy limanı böyleyse Rabbim bize inşallah zafer vaat edecek deyince, evladım demiş, elimizde doğru dürüst atacak topumuz yok demiş. Mermimiz kırk, nasıl? Yani bu rüya onu gösteriyor der. Ve elimizde kalan 26 adet mayını bu Erenköy limanına boşaltırlar. Düşman teyareleri ve mayın tarama gemileri o Erenköy limanının üzerine gidip oraları tarayıp gökten keşfettikleri halde 26 adet mayını bulamazlar. Rabbim göstermez. Ve işte kısa kısa gidiyorum. Fakat burada bir fedakarlık var. Bunu hizmetimize de şamil olabilir. Nedir o fedakarlık? Yüzbaşı Hüseyin Hilmi Bey. Kim bu? Efendim. Pardon, Tophaneli. Hüseyin Hilmi Bey. Ne yapıyor bu? Kalp ameliyatı olmuş diyor. Komutanım bak diyor, boş ver. Nusratı başkası kullansın. Sen hassassın. Yeni ameliyattan çıktın. Heyecana gelmezsin deyince o diyor ki, kumandanım bugün vatanın bana diyor ihtiyacı vardır. Ben diyor bu kazada diyor görev yapmazsam diye ne yapacağım? Ölümle karşı karşıya gelen insan bak hizmeti tercih ediyor. Yani Nusrat Mayın gemisiyle Tophane Yüzbaşı Hakkı Bey döşüyor şeyi, mayınları. Fakat çok enteresan. Mayınlar mesela boğazı şöyle düşünelim kardeşle abinin arasında. Mayınlar karşıdan karşıya döşenirken 26 adet mayını askeri kurallara tam ters şekilde yani böyle sehpa türünde kitaplığa doğru döşüyor paralel. İşte demek ki birisi döşetmiş ona. Yani biraz saksıyı çalıştırsak anlayacağız ama işte inadi küfrü var ya insanlarda. Allah'ı katma, peygambere katma bu savaşa. Ne oldu? Mehmetçik kuvvetiyle ya. Neyse yani 26 adet mayını döşüyor ve geliyor. Artık herkes savaşa hazır. 18 Mart günü 18 büyük savaş gemileriyle beraber 18 kilometre uzaktan karalarımızı cehenneme çeviriyorlar. Yani 1 dakikada 1,5 ton mermi atıyorlar. İsraf serbest onlarda. Çünkü debdebeyle geliyorlar. İstanbul'a haber vermişler. Biz demişler bir haftaya demişler İstanbul'dayız. İşte şimdi hala aynı ruhu koruyan Beyoğlu. Beyoğlu efendim Taksim'de. Levanten dediğimiz işte Rumlar, Ermeniler, Yahudiler pencerelerini süslemişler. Hatta gemilerinde papazı getirmişler. Ayasofya'ya yatacaklar. Tekrar orası Konstantiniye olacak. Böyle bir hayal kurup gelmişler. Ve onlar işte önden gelen beş gemi karalarımızı cehenneme çevirip top atışıyla felaketler yağdırırken dönmeleri gerekiyor. Neden? Arkadan gelen beş gemiye, beş tane daha gemi geliyor. Ona yol açacaklar. Dönerken en güzel dönüş yeri nereydi? Erenköy limanıydı veya koyu oraya dönen İngiliz kafirin en büyük zırhlısı o. Efendim, Ristabul. Sonra Infibaksil bunlar şeye çarpıyorlar mayınlara. Eyvah diyorlar ya yukarıdan diyorlar sürüklenip geldi galiba bu mayınlar. Tabii Ristabul bu arada ağır yaralı batarken onu kurtarmaya koşan Bow isimli gemi, o da aynı akıbete uğruyor. Yani şimdi mayın şöyle, ben yine detaya da az çok gireyim. Şu gemi farz ediyoruz.
şöyle tutalım. Gemi su yüzünde. Mayın patladığı zaman burada su yarılıyor. Müthiş bir yarık oluyor. Gemi hassas yerinden kırılıyor böyle. Yani şimdi kaşığı kırmayalım da. Kırılıp batıyor yani. Yoksa mayına çarptı da burası delindi de su aldı battı, öyle değil. Mayına çarpan geminin olduğu yerde müthiş bir boşluk oluyor. Gemi ortadan kırılıyor pennesi ve batıyor. İki gemiler öyle batıyor elhamdülillah. Bir Ocean zırhlar var, çok büyük. Büyük Okyanus ismini koymuşlar. Ve o da geliyor. Boğazı geçerken işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bedir Harbi'ne, "Ya Rab, bu efendim sahabelerim de burada, kardeşlerim şehit olurlarsa senin dinini dünyaya kim yayacak? Bize yardım et" deyip Rabbül Alemin'in meleklerini gönderdiği gibi koca Seyit var. Mecidiye tabyasında. Arkadaşları şehit olmuş. 30 kişiden 14'ü şehit, 14'ü ağır yaralı. 2 kişi kalıyor. Yani bir tabyada topun başında 30 kişi var topun ateşlemesi için. Yani üstadımızın tabiriyle esbab bir külliye orada sükut ediyor. Çünkü neden? Koca Seyit dediğimiz bu kahraman top ateş etmeyi bilmiyor. Topun yerde duran mermiyi kaldıracak vinci bozulmuş, matakuru. Her şey. Sonra Koca Seyit dediğimiz bu iman abidesi annesinin küçükken öğrettiği o kelimeyi söylüyor. Evet, insanın diyor değil mi üstadımız, en büyük öğretmen annesi. 80 yıl diyor değil mi annem beni diyor. Aynı işte Koca Seyit'te de bu var. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Tesbih etmiş. Yanındaki Ali Çavuş, "Ya Seyit" demiş, "niye bakıyorsun top mermisine" demiş. "Bu ne" demiş, "anasını satayım" demiş. "Bir vinç zor kaldırıyordu" demiş. "Sen onunla ne kardeş" demiş. "Gel hele" demiş inşallah. Çünkü ne topu ateşleyecek adam var, ne namluyu gözetecek nişan, hiç kimse, iki kişi. Topunda vinci bozulmuş ve Koca Seyit la havleleri çekerek top mermisine yapışmış. Tabi top mermisi yağlı olduğu için kayıyor, bir iki kere hamle yapıyor, elini kuruluyor ve neticede topu dikerek sırtına almayı Allah'ın izniyle başarıyor. Yürüyor ama ayakları çatırlıyor. Sırtı böyle. 5 basamaklı merdiven var. Çıkacak, topun namlusuna koyacak. Özür dilerim abi. Merminin ağırlığı acaba? Allah razı olsun abi. Şimdi merminin ağırlığı Osmanlı tartı sisteminde okka olarak geçiyor. 215 okka eşittir 1 kilo 270 gramı ne? O da 276 kilograma tekabül ediyor. Bu şekilde onu alıyor. Merdivende zorlanırken Ali kardeş diyor, "Yardım et" de diyor. "Şöyle bir şey yapalım inşallah." O da yardım ediyor. La havleleri çekiyor. Kaç tane dediğini bilmiyor. Topun namluya sürüyor mermiyi ama ateş etmeyi bilmiyor. Çünkü nişancı değil. Nişancı olabilmesi için aritmetik dediğimiz matematik hesabını bilmesi lazım. Bu cahil. Efendim ama öyle göz kararı işaretliyor ve Efendimizin duasını o da ediyor işte. "Ya Rab, şu kafir gemisi" diyor, "boğazı geçerse senin 600 yıl evet ilahi kelimetullah için savaşan ve halifeliğini yaptığımız diyor dinimiz elimizden gidecek, yardım et." Bir rivayete göre 3 top mermisi taşıdığı söyleniyor. Bir rivayete göre de 1 tane top mermisi kaldırabiliyor. Ve o kaldırdığı top mermisiyle "Ya Rab" diyor, "topumun mermisine isabet ver" diyor. Atmış olduğu top mermisi gidiyor. Geminin en hassas yeri olan dümen.
yani dümen dediğimiz yer, gemiyi sağa sola çeviren pervanenin arasına sıkışıp zırh delici başlık infilak edince gemi pervanesiz ve dümensiz kalıyor. Boğazında su akıntısıyla beraber gemi mayınlara doğru sürükleniyor ve orada Allah'ın izniyle orada batıyor. Bakın 18 gemiyle 18 Mart günü çok güzel tevafuk var. 18 kilometreden başladı ateşe ve saat 18'de Zübeyir abinin tabiriyle iman küfre, maneviyat, maddiyata galip geldi. Küfür zir-i zeber oldu diyor Çanakkale'de. Elhamdülillah. Neyle? İman mukabilinde. Bak burada tabii çok güzel şeyler var da. İşte fedakarlık çok önemli kardeşim. O gün o fedakarlık yüzbaşı Tophaneli Hakkı'ya verilmişti. Kocası çok büyük iş başarmıştı. Üstadımızın dediği gibi nefis iş olunca kaçar, ücret olunca koşar. Öyle yapmadı. Nefsini hizmete verdi. Hizmette muvaffak oldu. Komutan geldi, evladım dedi. Dile bizden ne dilersen, sana her şey vereceğiz. O ne dedi? Kumandanım, dinim, vatanım, namusum kurtuldu ya dedi. Gayrısı bakın. Hizmette ileri, ücrette geri. İşte biz de inşallah bu hizmetlerde böyle dünyevi basit ihtiyaçlarımızı hizmetin gerisinde bırakırsak muvaffak olacağız. O zaman Çanakkale şehitlerinin torunları üstadımızın da talebesi olabiliriz. Yoksa Ömer kardeş derse davet ediyor size. Siz diyorsunuz başım ağrıyor, dişim ağrıyor. Ağzım yamuldu. Çorap alacaktım. Yağmur yağıyor. Bunlar çok komik şeyler ya. Bunlar bizi hizmetten etmemesi gerekir. Bakın daha acı harikası bir İstanbul'da ama kendisi Çanakkale'li. Çanakkale'nin eski ismi kardeşler Kal'ay-ı Sultaniye. Hainler hep değiştirmişler Osmanlı şeylerini. Biga'yı mesela şeymişti Biga, sancakmıştı. Köy yapmışlar. Köyü şehir yapmışlar. Şehir köyü. Allah'ım. Oralı Hasan Bey var. Hasan Bey. Topçu Teğmen. Dardanoz tabyasında görevli. İstanbul'da yeni evlenmiş yani. Bir sene kadar olmuş belki. Evladı dünyaya geliyor da komutan koşuyor atıyla. Müjde Hasan müjde. Kumandanım diyor. Gelişin hayır olur inşallah diyor. Yani düşman mı kaçıyor? Bizi gördü korku yok diyor Hasan diyor. Kızın olmuş diyor. Sana diyor bakın sana izin veriyorum. Git İstanbul'a eşini gör. Evladın ismini koy gel. O öyle yapmıyor. Ne diyor? Kumandanım ya ben burada olmazken düşman boğazı geçerse ben Rabbime nasıl diyor cevap verebilirim? O ruh işte hepimizin ihtiyacı var. Onun için Gladstone kafiri ne diyor? Biz onları ruh cephesinden öldürdük diyor. Emir de alakadan dedi. Evet. Boğaz Harbi'nde 3 gemileri batıyor. 2000'e yakın insanları ölüyor. Ve geri kalan gemilerle çekip giderken bir ay sonra kara savaşlar başlıyor. Bak ayrı savaşlar ayrı. Komutanlar ayrı, kahramanlar ayrı. Ama bize ne yapıyorlar okulda? Çanakkale savaşları. Bir tane beton var, her şey halledilir. Tamam. Ya kardeşim bir okulun bile hademesinden müdürüne kadar insan var ya. Betonun oradaki şey ya olsun yani komutandır. Olabilir. Diğer komutanlar yani biri savaşırken diğerleri sahilde balık mı çevirmişler yani? Yoksa Adana şiş kebap falan Urfa ciğeri mi yemişler? Yani anlatılsın. O da ne? O da öbür de anlatılabilir. Ya, hakikaten şey yapılmadı. İkinci cihet olunca Fatih abi
Kara Savaşları başlıyor. Ne zaman? 25 Nisan. 25 Nisan 1915'te Kara Savaşları başlıyor. Bunda çok acı. Sömürge ülkelerinden insanlar getiriyor Müslümanları. İngiliz kafiri. Üstadımız öyle diyor. Dessas İngiliz. Bir kardeş Arapçada çok ileriydi, Fatih kardeş. Dessas demek kumun altından giden yılana deniyormuş Arapçada. Böyle bilgisi olan varsa kardeşler. Kumun altından giden ama fark etmiyor yani. Kumun altından gidiyor. Dessas. Arapçada öyle demekmiş. Oradaki Müslümanlara diyor ki Almanlar diyor halifeyi esir aldı. Onları da getiriyorlar. Biz diyorlar o zaman halifeyi siz kurtarmaya gidiyorsanız başımız feda olsun size. Biz de gidelim sizinle savaşalım. Almanların elinden diyor halifeyi kurtaralım diyorlar. Bak Müslümanlar da geliyorlar. Yani Müslümanı Müslümana kırdırıyor İngiliz. Çok dehşetli bir millet. Ve 75 bin kişi ve 250 parça gemiyle geliyorlar Çanakkale sahillerine. Bu arada garip bir şey oluyor kardeşler. Osmanlı galipken, Osmanlı komutanları muzafferken Kadik şeyde komuta kabulemesinde değişiklik oluyor. Gelip oraya o Fransız mezarlığının yanında oraya bir komutan atanıyor. Alman General Liman von Sanders Paşa, Çanakkale Savaşları Başkomutanı bak. Bunu da çok insan bilmiyor. Yani bizi Çanakkale Savaşları'nda maalesef bir Alman general maalesef bizi davetmiş. Neden? İşte üstadımız biliyor ya bizim 3 tane büyük düşmanımız var. İşte bunu yenmedikten sonra bizim galip gelmemiz, bir şeyi başarmamız mümkün değil. Nedir bu? İhtilaf, zaruret, cehalet. Bizi Çanakkale'de ihtilafla yenmişler, ihtilaf. Osmanlı'yı ihtilafla parçalamışlar, perişan etmişler. Sonra da fakirlik, zaruret ve cahillikle de bak tarihimizi hiç bilmiyoruz ya. Hiç bilmiyoruz yani. Adam kazıklı voyvodayı atam diye övüyor vahşi bir adamı. Ben şu efendim toprakların mimar olan Abdülhamit Han'a Kızıl Sultan diyorum. Bu ne gaflet diye. Yani tarihimizi öğrenmemiz gerekir. Ve neticede işte Alman general başımıza geliyor kardeşler. Ve artık o büyük kıyamet dediğimiz Çanakkale Savaşları başlıyor. Hulusi abi rahmetullahi aleyh o zaman subay namzetiydim diyor demek ki. Asteğmen arasında diyor ordumuz diyor çok dinç diyor kuvvetlerden oluşuyordu. Bizi diyor Settülbahir cephesine gönderdiler. Settülbahir Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda düşmanın yoğunlukla çıkarma yaptığı uç bir bölge. Düşman nereden çıkmış işte? Morto koyu, Ertuğrul koyu, Settülbahir. Onun yanında efendim şey var, Hisarlı koyu var. Daha bu tarafta Z koyu falan. Bu şekilde 5 tane yerden aynı anda çıkartma yaparken kuzeyden de efendim Kabatepe, Anza koyundan çıkarma yapıyorlar. 6 yerden çıkarma. İşte bir çıkarma yeri olan orada üstadımızın Hulusi ve Sabri diyor değil mi radıyallahu anh? Cenab-ı Hak tarafından diyor bana muin ve talebe olarak gönderildiler. Bak rastgele bir insan değil mi? Biz oraların köy yolu olduğu zaman taksilerimiz vardı. Motorlarımızla gelen arkadaşları gezdiriyorduk böyle. Bunlar da en çok Çanakkale aşı Sami abi vardı. Bursalı. Sami Palak. Bursalı Sami Palak abi. Bir yerde bir şey bulurdu Çanakkale'yle kağıt parçası gelirdi. Hacı kardeş şuraya gidelim. Olur abi gidelim. Hulusi abinin orada
savaştığını şey yapmış. Duymuş. Ya dedi bak şimdi dedi artık tamam. Biz dedi bu savaşta muzaffer olmuşuz. Şartta dedi gönüllü alay kumandanı üstadı Bediüzzaman Hazretleri Batı'da da onun istikbalde talebesi olacak Hulusi Bey. Tamam dedi bak. Gerçek savaşın sahiplerini bulduk dedi. Tamam abi. O, aynı o metinler de onda vardı. Şimdi Hulusi abinin hayatını anlatan İhsan Atasoy'un yazmış olduğu kitapta da bu mevcut. Diyor ki biz Temmuz ayında diyor Settülbahir cephesinde düşmanla savaşıyorduk. Hava çok şiddetli bir sıcak vardı. Boğucu bir sıcak. Evet diyor. O gün diye oruç olmuştu diyor. 15 Temmuz Osmanlı ordusu oruç. Allah Allah. Ya şuradan şu efendim 90 kilometrenin hesabını yapıyoruz. Lüks konforları. Efendim emri ilahi güç neymiş? Seferi oruçta. Ya böyle Allah ben kendime zul görüyorum bunu ya. Ya adam karşısında düşman tarakaları, topu, tüfeği, zehirli gazı, çivisi, güneşin sıcağı, dili damağına yapışmış, yiyeceği yok, oruç tutuyor. Bu nasıl bir sağlam iman ya? Ne varmıştı? Hulusi abi diyor, 6 zeytinimiz vardı, 6 iktisat var. Üçünü diyor sahurda, üçünü de diyor, oruç açmak için iftarda tüketiyorduk. 6 zeytin ve oruç tutuyorduk diyor. Bir gün diyor, kumandan diyor, telaşla geldi. Herkese sordu. Yani birliklerin komutanlarına, evlatlarım gelin buraya geldik diyor. Sordu. Bu ne hal? Çalılıkların arasında koyunlar görüyorum. Beyaz beyaz. Gidin birliklerinize sorun. Nedir bunlar? Gidiyorlar komutanlar. Birliklerine soruyorlar. Onlar diyorlar ki kumandanım yarın küfür ordularına karşı hücum edeceğiz. Taarruzumuz var. İç çamaşırlarımızı yıkadık. Çalılara astık. Görünen beyazlar onlar. Allah'ın huzuruna pis çamaşırlarla çıkmayalım diyor. Allah Allah. Geliyorlar bütün komutanlar gözyaşları içinde. Komutan anlatınca eyvah diyor. Hemen diyor ben de çamaşırlarımı yıkayayım. Ben de diyor bunların komutanıyım. Böyle bir milletiz. Sonra Hulusi abi Conkbayırı'na orada da savaşa katılmış. Orada vurulmuş. Yani belki tüfek kurşunu veya top mermi şarapneliyle işte yüzünden, alnından, göğsünden vuruldum diyor. Bayılmışım vurulduktan sonra. Ama tabi o zaman ölüyü, baygını, canlıyı seçme zor. Bakıyorlar ki cansız yatıyor. Fatih abi hemen götürüyorlar. 500 kişinin olduğu diyor beni şehitlerin içine atmışlar. 500 kişi nasıl işte dereye gömüyorlar demek ki. Fırsat yok. Kazma kürek açılıp da efendim mezar öyle bir fırsatın yok savaşta. Derenin içine diyor. Bir mi? İki gün sonra diyor ben kendime gelebildim. Orada inşallah ben yanlış anlatmayayım da. Böyle diyor bir şey gördüm, rüya gördüm. Bir hitap ediyordu. Yazaruha, kitabuha diye. Bir tane daha vardı. İmamuha. İmamuha mı? Allah razı olsun. Kitabuha, yazaruha. Bunun adı yok. Kendime geldim diyor. Orayı diyor gezen diyor, doktor beni görünce demiş ki daha sen ölmedin ya. Dedim ki diyor bizi Allah yaşatır. Allah hemen diyor getirdiler, tedavimi oldum diyor. Yaralarım ağır olduğu için diyor Edirne'ye diyor gittim diyor. Edirne'de tedavi oldum, iyileştim diyor. Çanakkale'ye geldiğimde diyor savaş bitmişti diyor. Yani savaş sadece burada tabii değerli abilerim, aklınızı el edin. Sade insanlar değil, hayvanlar da savaşa iştirak etmişler. Bak, Hulusi abi diyor ki, bizim birliğimizin bir atı vardı diyor. Çok atları var da, her şeyin bir gözdesi olur. Destan isminde diyor, atımız vardı diyor.
Biz ona diyor ne yük yüklerdik, ne onu üzerdik. O diyor semboldü diyor, severdik, kaşarlardık diyor. Bir gün diyor İstanbul'dan diyor cepheye top gelecek, top. O zaman uçak yok, efendim dozer yok, vinç yok. İnsan gücüyle her şey. Top çok yakın bir yerde diyor çamura saplanmıştı. Telaş ettik diyor. Ne kadar at koştuysak diyor. Tümseye geliyor diyor. Tekrar atlar diyor. Kendini bırakıyor. Tekrar çamura gidiyor. Ben diyor şeyin diyor. Destan ismindeki o atı diyor. Aldım diyor. Durdum üzerine getirdim. Onu da diyor koştum diyor. Allah Allah. Kulağına diyor bir şeyler fısıldadım diyor. Dedim ki Destan, sana kıyamıyorum böyle bir iş için ama bu vatan işidir. Bu namus işidir. Hadi yüzümü kara çıkarma dedim diyor. Ve koştuk atları. Arkadan deh dedik. Bütün atlar canhıraş şekilde topu diyor o sekmeden diyor kurtardılar. Şey diyor yere düşmüştü köpüklerle beraber ağzından. Köpük akıyordu diyor destanın. Zor diyor. Nefes alıp veriyordu. Baktık ki diyor destan bu vatan uğruna canını vermiş ve borcunu ödemişti diyor. Yani hayvan anlıyor. İşte Güney cephesinde Yarbay Hasan Bey'in bir köpeği var. Köpek var. O hayvan at. Bu köpek at. Kıtmir gibi ashab-ı kefen. Onunla beraber savaşıyorlar. Beraber yemeklerini yiyorlar. Yaralı oluyor köpek, onu tedavi ediyorlar. Ve Fransızlarla savaşıyoruz. Üstadımız ve Zaman Hazretleri'nin 23. sözde beyan buyurduğu gibi iman insan insan eder. İmansızlık insanı gayet canavar bir hayvan eder. Bu orada yaşanmış. İşte bu kahraman kumandanımız yaralılar serilmiş yerlere. Bağırıyorlar kim imdat bekliyor, kim yardım bekliyor. Ölenleri veya şehit olanları kaldırıyorlar. Geçici ateşkes. Bir saat sonra tekrar birbirini öldürmeye başlayacak millet. Nasıl yani akıl duruyor bu, nasıl bir insanlıktır bu. Tabii köpeğiyle gezerken bakıyor ki bir tane Fransız askeri yerde. Böyle acı çekiyor, ona eğiliyor, yardım edecek. Bakın iman insan insanı diyor. Ama yerdeki imansızlık insanı canavar bir hayvan eder. Tam yerinde yani. Fransız asker bir anda dönüyor ve sakladığı o kasatura bıçağını üzerine şefkatle eğilen Yarbay Hasan'ın göğsüne saplıyor. Bak ehli iman ne yapıyor? Ehli. Değişen bir şey yok. Sadece materyaller değişik şimdi ya. Ve suratlar işte üstadımız buyuruyor ya. O diyor maskelerini diyor şöyle imanın nuruyla bir söküp alsanız o Avrupa'nın maskesinin arkasında yılanlar, çıyanlar, akrepler olduğunu göreceksiniz ama biz süsüne kanıyoruz abi. Ve o Yarbay Hasan yere yığılıyor. Askerler koşuyorlar. Kumandanımı öldürelim bu kafir hayır diyor. O görevini yaptı. Onun yapacağı şey buydu. Benim yapacağım görev buydu. Yardım etmekti ama öyle oldu diyor. Zor nefes alıp veriyor. Etrafı kan olmuş. Efendim toprak çamur olmuş. Hemen diyor ki evlatlarım diyor beni ayağa kaldırın. Kumandanım öleceksiniz. Yani zaten görüyoruz ki efendim kan kaybınız hayır diyor. Hayır kaldırın ayağa. Askerler geliyor, koluna giriyorlar. Kaldırdığı anda ufka bakıyor. Zahmet ettin ya Resulallah. Beni karşılamaya mı geldin diyor. Bunlar artık son sözler oluyor ve oraya yığılıyor. Askerlerimiz başında Kur'an okuyorlar. Kabrini kazarken o bizim işte umursamadığımız veya bazen tepik attığımız o köpek o fedakarlıktan dolayı Yarbay Hasan yanından ayrılmıyor. Yüzünü yalıyor. Başını yalıyor. Kendini ona sürtüyor ama yok. Ve
dizinin dibine yatıyor kalıyor. Askerlerimiz kabir kazıldıktan sonra Yarbay Hasan'ı omzundan bacaklarından tutup indirirken bakıyorlar ki köpek de orada cansız bir şekilde yatıyorlar. İki dostu böyle Çanakkale kan ve çamurların oluştuğu bir ovaya gömüyorlar. Ruhları şad olsun. Rabbim şefaatlerinden aile eylesin inşallah. Çanakkale savaşları böyle geçiyor. Ve düşman da anlıyor ki artık yenemeyecekler. İşte Temmuz ayıdır. Güneyde Temmuz ayının yiyeceğini anlatan Hulusi abi, kuzeyde de 57. alayımız var. Askerlerimiz diyor ki kumandanım biz oruç tuttuk, bayramımızı edelim diyorlar yani. Komutan diyor ki evladım bayram olur mu? Güneş çıktığı zaman düşman toplu sizi görürse burayı cehenneme çevirir biliyorsunuz. Komutan ne olursa olsun diyorlar. Biz madem diyorlar oruç tuttuk, bayramımızda yapalım diyorlar. Komutan biraz tabii ağırdan alıyor. Bir yazarın öyle diyor kitabında. Diyor ki komutan taraftar değildi ama Erat sabah namazını kıldı ve dağılmadı. Dağılmadı. Güneş doğdu. Orada 57. alay duruyordu. Nurani bir zat haykırdı. Ya müezzin, kahramanları namaza davet et. O kalktı bayram namazına diye. 57. alay namaza durmuştu ki gökten sis bulutu indi. Düşman şaşırmıştı. Evet, toplarını ateşlemek için ayarlıyorlardı ama bir anda hedef kayboldu. Rableriyle beraber oldu o kahramanlar. Namazlarını kıldılar, helalleştiler ve but ortadan kalkınca düşman orayı cehenneme çevirdi. Tamamına yakın orada 57. alay kumandanı Yarbay Hüseyin Avni Bey dahil orada Rablerine yürüdüler. Abdestli bir şekilde. Ne mutlu onlara. Bizler de inşallah şu saray gibi olan yerlerde lütfen efendim gözümüz görmüyorsa gözlüklerimizi takacağız. Aç falan demeyeceğiz. Ayağımız yırtık demeyeceğiz. Geleceğiz şuradan olacak ya. Dün bir kardeş hesaplamış. Allah razı olsun. 1400 dakika günde bizim şeyimiz varmış ha. 24 saat 1444 dakika ediyormuş galiba. Üstadımız da bizden ne istiyor? 5-10 dakika diyor. Risale-i Nur'la meşgul olmak. 5-10 dakika ya. Ya bunu da yapamıyorsak hakikaten canlarını verip bizim belki de istikbalde gelecek nur talebeleri için canını verdi bu şehitlerimiz ya. Ta ki onlar böyle zorluklarda değil yani. Kolay bir şekilde bu işlerle meşgul olsunlar diye. Rabbim hepsinden razı olsun. İşte yedikleri erzakları belli. Neydi bunlar? Bulgur çorbası yediler. Nohut yediler. Bazen de hoşaf içtiler. Allah razı olsun. Bazen de latife diyorlarmış. Müjde müjde. Ne oldu? Bugün efendim kuru fasulyeler kıymalı etli olacakmış. Hadi afiyet olsun. Et dedikleri şey de kurtlanmış da şeyler. Güzel gören güzel düşünür. Yani yiyorlar. Yani o insanlar böyle yani. Aç kalmışlar, susuz kalmışlar. Ama manevi değerlerini asla saklamışlar. Bunlarla beraber annelerimiz de boş kalmamış. Bak hep biz bıyıklı erkekler anlatıyoruz da. Cephenin gerisinde de eli kınalı gelinler var. Babasız büyüyen çocuklar var. Sürülen tarlaları kim sürecek? Erzak lazım. Çark dönecek. İşte annelerimiz. İş yapan, becerikli olanlar öyle yapmışlar. Olmayanlar
cephelere koşmuşlar, hastanelere koşmuşlar. Biz de demişler bu işin içindeyiz. İşte aynı Barlalı annelerimiz gibi. Üstadım, bu beyim sana emanet. Ben bunun işini görürüm. O risale yazmaya devam etsin. Bak burada da hemşire annelerimiz gelmişler. Kanlar temizlemişler, etrafı süpürmüşler, efendim ameliyatlara katılmışlar ama ücret almamışlar kardeş. Hiçbir hemşire ücret talep etmemiş. Biraz duygusal ama inşallah kendimize hakim olalım. İşte nasıl bizim efendim Osmanlı'da Mehmet Akif Ersoy'umuz var. Çanakkale şehitlerini şiirini yazmış. İlahi bir şiir. Bir istiklal marşı. İlahi bir efendim destan. İşte kilometreler, binler kilometre ileride de Pakistan'da Muhammed İkbal var. Orada da o halkı böyle dini değerlerinde devamlı onları ne yapmış? Dinamik, dinç tutmuş. Cuma hutbesine çıkıyor. Hutbeye çıkınca diyor ki gece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Herkes bir hediye getirmişti. Benim de elimde bir şişe vardı. Ya İkbal bu şişe nedir? Neye getirdim? Değeri nedir? Dedi. Ben de dedim ki ya Resulallah bu şişenin içinde şühedaların kanları var. Dini, mübini, İslam için savaşan şehitlerin kanlarıdırlar. Bütün diyor şeyleri, hediyeleri elinin tersiyle itti. İkbal ne kadar büyük, değerli bir hediye getirmişsin dedi. Onu göğsüne koydu diyor. Ve arkasından devam ediyor. Evet diyor. Değerli müminler, şu anda diyor halifenin ordusu Osmanlı diyor 9 cephede savaşıyor. Çok bitkin durumda. Onlara diyor dua edeceğiz ama maddi sıkıntı var deyince o caminin içinden çıkan cemaat sade avret yerlerini kapatacak kadar elbiseleri haricinde ne varsa hepsini caminin önüne yığıyorlar. İçinde olan paralarıyla beraber. Fakat en garip dikkat çeken bir kadın yavrusunu koymuş şeyine. Kucağına. Soruyorlar. Diyorlar be kadın bu. Ne diyor? Ben diyor bu çocuğumu satacağım. Parasını diyor Osmanlı'ya göndereceğim. Ya dini mübin İslam böyle. Şimdi biz bu hizmetimizin kıymetini bilelim kardeşler. Bir anne çocuğunu satabilir mi? Evet davası olursa satar. İşte 1920'lerdeki annelerimizin hali, şimdiki halimiz. Rabbim muhafaza eylesin. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamber Aleyhisselam arkadaşları, sahabe efendilerimiz ilahi kelimatullah için cephelerde canlarını feda eden kahraman ecdadımızın, Çanakkale şehitlerimizin, 15 Temmuz şehitlerimizin ve küfür ordularına karşı hala mücadele eden güvenlik güçlerimizin bir cümle akraba eş dost geçmişlerimizin ruhları için Rabbimizin bizleri hizmette daim eylemesi için Allah rızası için El Fatiha.